Her şey o Şubat günü başlamıştı. Adapazarı Ovası'nın ayazında İstanbul'a doğru yol alan trenin önemli bir konuğu vardır o gün. Dağıtılan ve İstanbul'a pasif bir göreve çekilen Yıldırım Orduları Komutanı Milliva Mustafa Kemal. Tren, bedeni ve ruhları yaralanmış Osmanlı askerlerini Dersaadet'e taşımaktadır. Yat içindeki trenin tek eğlencesi bizim Deli Saraylı'dır. Hemşire. Ha, söyle Muharremciğim. Sana söylesem mektubu yazar mısın? Yazmam. Mektubu yazacağın kişiye kendin söylersin. Ay bu tuttursa öleceğim diye yok bir şey istedim. Yok. Suratlar böyle, ay gören de size harbe gidiyor sanır ha. Hemşire aslında bir şehre gitsek ne olacak Ezzet hemşire? Keşke Alep'te şehit olsaydık be İsmail'cim. Ay böyle düşünüyorsan sen zaten şehit olmuşsun demektir. Şimdi ölmenin değil, dirilmenin zamanı, toparlayın kendinizi, gel oğlanlar. Ver şu kolunu. Biraz önce öleyim diyordun. Bak kolunu sıkınca Ahmet'cimi şaşırıyorsun. Birbirinize destek olacaksınız. Kolu olmayana kol olacaksınız. Ayağı olmayana ayak olacaksınız. Kalbi olmayana kalp olacaksınız. Sen bana bak, böyle bir kafa uydurduk mu tamam. Ay bak gül böyle işte gül. Nasıl yakışıyor işte. Burada hemşire var mı? Ben neye benziyorum? Burada hemşire var mı dedim, kadın. Ha, kadının ne olduğunu unutmamış bu. Aklı huzur kalmamış. Yaralı mısın? Hayır. O zaman burada kadın da yok hemşire diyeyim, hadi. Seninle tartışamam hemşire. Derhal pansuman edevatını alıp arkadaki vagona gel. Gören de alabardalar kahraman Mustafa Kemal sana. Ne yaptın sen hemşire? Ne yaptın? Mustafa Kemal'in sağ koludur Hüseyin komutan. Bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Kusura dizilirken söyleseydiniz. Yürü, ver. Tutanı olmayan bir el gibi öylece kaldık biz. Biz umutlu olmayı sizden öğrendik paşam. Hal olur evvelallah. Haklısın. Nefes alıyorsak umut var demektir. Müsaadenizle ben pansuman yapmaya geldim. Şu kolundaki yara yine açıldı herhalde hemşire. Yaralı askerleri taşımaya kalkınca kanama tekrarladı. Ben şimdi pansuman yaparım efendim. Sen bir bak gelirse. Emredersiniz komutanım. İngilizler komutanım, İtalyan bölgesine girip görev emrinizi almadan yolumuzu kesmişler. Sizi İstanbul'a sokmadan bir bahaneyle tutuklamak istiyorlar sanırım. Sizi teslim etmeyiz komutanım. Vuruşarak ödürüz daha iyi. Dur bakalım Şükrü, bir yol buluruz elbet.
olsa benim bir fikrim var paşam. De bakalım hemşire, nedir fikrin? Arama yapacağız. Ne araması, görmüyor musun? Yaralılara pansuman yapıyorum. Sonra bakarsın. Siz sonra ararsınız. Bu adamın yüzünü görmek istiyorum. Olmaz. Vay. Vay. Vay, çünkü görmüyor musun, yüzü sargılar içinde. Shut up kadın. Aç sargıyı. Açamam sargıyı. Yüzünde yaralar var, mikrop kapar. Sana aç dedim. Bana bak, bana deli perizat derler sen o. Silahla korkacak başka birini bul. Well, then. Aç, yoksa ben açıyorum bir tek. Açarız, ne var? Biliyor musunuz, hemşire okulunda bir tane Suzan hemşire vardı. Hocamız bizim. Şeyi kapat, sargıyı aç. Açıyorum. Biraz asabiydi sizden, iyi olmasın. Aslında ne tuhaf değil mi? Biz de Suzan, siz de Suzan. İkisi aynı şey, hemen hemen. Aradığınız adam bu mu? Ayola ne bakıyorsunuz? Fotoğraftaki bayağı yakışıklı bir adam. Bunun o fotoğraftaki adama benzer hali var mı? Hadi, hadi ama artık gidecekseniz gidin, ben yaralılara pansuman yapacağım. Let's go. Oğlum bana sargı bezi ver de yeniden saralım. Sakar şey, sakar. Bu hep böyle sakardır. Yani sizden istirham eden imajım. Giderken bunu da götürebilir misiniz? Bıktım sakarlıklarından. Sargı bezi de kalmadı şimdi. Katli. Belki trenden inip arabaya binmiştir kumandanım. Mustafa, sen bu Çanakkale'yi hesabını vereceksin bir. Gidiyoruz. Kusura bakmayın, ne olur komutan. Aferin hemşire. Senin gibi yürekli ve zeki kadınlar olduktan sonra bu milletin sırtı yere gelmez. Aferin. Thank you.
Paşa da gidiyor mu? Müsaadenizle gidiyor. Estağfurullah. Peki bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra ne olacak? Ya sabır. İngiliz tehdidinden çok sizden kaçıyoruz hemşire. Hazır hepimizin eli ayağı tutuyorken uzaklaşalım istedik. Komutan müsaadenizle. Söyle. Hemşire. Siz hala burada mısınız? Nedense lanetiniz peşimizi bırakmıyor. Nedir? Paşa sizden adresinizi istiyor. Sen istiyor olma. Ne yapacağım ben senin adresini? Abi bilmiyorum. Seni pek gözüm tutmadı benim. Paşa istiyor. Ben değil. Çeneyi bırak. Derhal adresini yaz. Pekala. Dön arkadan. Hasbinallah. Paşanın emrine karşı mı geliyor? Yedek anahtarın yerinde yazayım mı? Sen hemşire değil, hastasın, hasta. Uğurlar olsun. Savaş bitmiş, İngilizler İstanbul'u fiili olarak işgal etmişti. İşte bu sıralar Tahir Bey de Ankara'dan aldığı emirle Perizat'ın kapısını çalıyordu. Her yer dilenen Türk askerleriyle dolu. Neden dileniyorlar diye sormayacağım tabii. En azından üstlerindeki kıyafetleri değiştirsek de İngilizleri şımartmazdık. Fransız ve Yunan gemileri de var. İnsan bir şey yapmak istiyor ama ne? Elden ne gelir onu bilmiyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. İstanbul'un kaymak tabakası işgalcilerle aşırı neşir. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar her gün bir başka davette. O davette konuşulanlar bizim için çok mühim. Oralara sızacak, orada cemiyet adına bizim için hareket edebilecek saygıdeğer, soylu bir hanımefendiye çok ihtiyacımız var. Evet, böyle birini bulmak fevkalade olur. Biz bulduk. Hayırlı olsun, kim? Siz. Ben mi? Ben mi? Hı hı. Ne yapıyorsunuz Tahir Bey? Ben garip bir hemşireyim. Benim ömrüm... Çadırlarda, savaş meydanlarında geçmiş. Benden soylu asil olur mu? Olur efendim. Pekala olur. Siz bundan böyle hemşire Perizat değil, Mısır valisi Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbekten torunu Deli Saraylı Perizat Sultan olacaksınız. Şu gördüğünüz konak sizin konağınız olacak Beyza Hanım. Aslında o kadar ani oldu ki. Yani çok korkuyorum tabii, becerebilecek miyim? Yapabilecek miyim? Merak etmeyin.
Böylesi bir vazife lalettayın birine verilemez. Becereceğinize inanılmış ki size verilmiş Beyzat Hanım. Bir de ben inansam ya. Endişe etmeyin. Konakta yalnız olmayacaksınız. Sizi büyük bir aile bekliyor. Hiç şaşırmadım. Hanımefendiler ve efendiler, bu konakta hep birlikte yaşayacaksınız. Hep beraber. Hepinizin bir vazifesi, bir işi olacak. Daha önceki hayatınızı tamamıyla unutacaksınız. Hatta bugün dünyaya geldik diye düşünseniz de yeridir. Evvela sizi bu Deli Saraylı konağının sahibesi olacak hanımefendiyle tanıştırayım. Perizat hanımefendi. Efendim, memnun oldum. Şeref oldum efendim. Memnun oldum. Şimdi de arkadaşları size tek tek tanıtayım. Memnun olurum. Bu Dilruba, altı dil bilir kızımız. İşgalcilerden elde edilecek evrakı bizim için tercüme edecek. Pek de güzelmiş. Teşekkür ederim Aygın. Ah canım. Kendisine dikkat ediniz. Çok uzaktan da olsa dudak okur. Yani çok uzaktan duymaz diye düşünüp dedikodu yaparsınız diye ikaz edeyim dedim. İyi oldu, iyi oldu dedim. Bu delikanlı da Emir Zahir. Kendisi büyük oğlunuz olacak. Peki yiğit bir delikanlıya benziyor. Teşekkür ederim. Vatanı için hiçbir vazifeden kaçmaz. Zaten kendisini de böyle bir vazifeyi ifa ederken bulmuştum. Kocam falan gelmez değil mi? Hadi oradan be. Bugün kumaş gemisi gelecek. Dükkandan çıkamaz dedim ki merak etme. Stavro. Stavro kim be? E kocamdı. Vazifem bir ara asker kaçaklarını yakalamaktı. Semt semt, sokak sokak gezip vatani vazifelerinden kaçanları yakalayıp ya birliğine ya da divanı harbe teslim etmekti. Gel bak içeri buraya. Gel bak dedeyi seni. Utanma bu seni kadının ayaklaya. Defol rezil serseri. Görmeyeyim seni buralarda. Dur. Biz Türkler bize sığınanları teslim edemeyiz. Ben de teslim etmedim zaten keratayı. Ama onun yerine ona oldukça ağır bir vazife verdim. Emir Zahir bundan böyle yabancı misyon şeflerinin ve İstanbul'un işbirlikçi cemiyetinin hanımlarıyla ve kızlarıyla yakından alakadar olacak. Ve onlardan topladığı bilgileri biz de Ankara'ya yollayacağız. Pek keyifli bir vazife vermişsiniz kerataya. Bunu anlayan bir hanımın eli öpülür. İşte bu da Ayyar. Memnun oldum. Çok çelimsizmiş. Ne işe yarayacak ya? Ayyar. Annene hoş geldin de bakayım evladım. Hürmetlerimi sunarım sayın valideciğim. Derdar ol oğlum. Çok çelimsiz, çok çelim. Benim yüzüğüm yok. Yüzüğüm yok. Elleriniz o kadar güzel ki dedim ihtiyacı yoktur herhalde. O yüzden ben sadece kenara aldım. Ayrıyetten benim biricik anneciğime bir yüzük almam gerekse, değil mi, ölçüsü olsun ben de diyerekten. Ayyar yetiştirme yurtlarında büyüdü. Ders adetin en azılı yan kesicisi ve tırnakçısıdır.
Ver o yüzüğü bana. Kerimsiz. Yani bu evde her şeyi kilitleme gerekecek bunun yüzünden. Kilitleseniz de fark etmez Deriz Hanım. Ama merak etmeyin. Ayar bundan böyle marifetlerini işgalciler üzerinde tatbik edecek. Onlardan topladığı belge, değerli kağıt, evrak ne varsa hepsini bizler için yürütecek. Değil mi ayar evladım? Vatan için çalanlardan benim neyim eksik? Ben neden bu konakta kalmak zorundayım baba? Ben kendi evimiz dışında başka bir evde kalmak istemiyorum. Ortalık çok karışık Hüma. Kızım olarak yanımda olmanı istiyorum. Yoksa aklım sende kalır. Benim yanımda daha güvende olursun. Sen tabii bu yüzden mi okudun peki baba? Casusluk yapan bir şebekeyle aynı evde yaşamak için mi? Yavaş. Bir duyan olursa bizi ipe çekerler maazallah. Tahir albayım. Evde kimseyle kimse arasında yakınlık istemiyorum. Bu vazifeye engel bir durum yaratır dedi. Baba kız olduğumuz anlaşılmazsa daha güvende olursun. Senin yanında ne kadar güvende olduğumu ortada. Değil mi? Hayır, o konakta yaşamak zorunda kaldığım yetmiyormuş gibi bir de tanımadığım bir kadın annem olacak. Canım gerçekten olmayacak ki. Durum onu icap ettiriyor. Ben annem dışında hiçbir kadına anne demem baba. Ağzınla diyeceksin canım ya. Kalbinle değil. Bu da arabacı Masar. Yanınızdayım sultanım. Osmanlı'ya sadık Arnavutlardan biridir. Vazifesi bu konağın nakliye işlerini halletmek. Bir de içmemek. Bir dublajik mori motram. O da ısınmak için. Yani yazın içmiyorsun. He. Bir dublajik mori motram. O da serinlemek için. Her neyse. Bu da Bolulu ahçımız Rüstem Usta. Memnun oldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Çanakkale Harbi'nde cephede değil ama mutfakta destan yazanlardan biri. Yaptım vallahi. Ölmek gibi olmasın ama. Kilit bayırda malzeme bittiğinde ağaç kabuklarından ip gitti hepsi künefe yaptım. Yedirdim bizim aslan parçalarına. Valideniz Lebriz hanımefendi. Lebriz hanım saray hareminden mütekaid bir hanımefendidir. Usul erkan bilir, çok tecrübelidir ve pek sevdiğimiz bir vatanseverdir. Memnun oldum Lebriz hanım. Ben de memnun oldum Pelizat kızım. Ay 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 ne güzel. Uzun zamandır ilk defa bana kızım deniyor. Alışmak biraz zaman alacak değil mi Lebriz hanım? Anne diyeceksiniz Pelizat hanım. Alışmanız lazım. Vakit kalmadı. Lebriz anne. Bu da konağımızın bahçıvanı Seyit Ömer. Ona Ahraz da diyebilirsiniz. Ahraz mı? Evet. Pek konuşmaz da. Peki yani asıl görevinin dışında ne yapacak yani bahçıvanlığın dışında? Bahçıvan yine toprağa kazar durur ama oraya ne gömdüğünü hiç kimse bilmez. Anlıyorum. Allah taksiratlarını affetsin. İngiliz'in taksiratı çok hanım. Excellence. 17 senedir bu şehirdeyim. Ataşalık ve büyükelçilik yaptım. Şimdi de müttefik kuvvetler kumandanıyım. En çok asabımı bozan şey nedir biliyor musun binbaşı? Bilmiyorum Excellence. Nedir? Bu Türklerin her şeyi bağırarak anlatması. Listen. İzan sesleri. İlk zamanlar çok enteresan geldi. Fakat şimdi sinirimi bozuyor. Bir günde 4 defa hem de. 5 Excellence.
But anlamadım. Siz hiç asap bozmayın Excellency. Zaferimizden sonra Osmanlı topraklarda ezan değil çan sesler yankılanacak. İşte geldik. Hüme çok rica ediyorum yavrum. Beni mahcup etme. Önden ben gideyim. Tamam mı yavrum? 5 dakika sonra da sen gelirsin. Bu aile Mısır'dan geliyor. Ama Arapça bilmiyorsunuz. Soran olursa oradaki Türk okullarında okuduğunuzu söylersiniz. Çok da sıkışırsanız Dilruba size yardımcı olur. Ne de olsa Arapça biliyor o. Sen işine bak. Ama onun hatırası vardı generalım, o benim dayım. Ama bu da bir hatıra olsun Mazhar. Kapıları açmak benim işim. Birini mi bekliyorum? Evet Perizat Hanım, tam zamanında. Hiçbir zaman geç kalmaz zaten. Sizlere ailemizin en önemli mensuplarından biriyle tanıştıracağım. Ha, yok artık. Yok artık. Siz. Siz daha önce tanıyor muydunuz Perizat Hanım'ı? Savaştan kalan bir yara diye. Farklı adres vermeme rağmen beni bulabildiniz. Ne yapalım? Beladan uzak duramıyorum. İşte tam yerine geldiniz. Öyle olduklarına bakmayın, birbirlerini pek sevdiler. Sizleri Miralay Hüsrev Bey'e takdim ediyorum. Kendisi mükemmel planlarıyla ve askeri bilgisiyle sizlere yardımcı olacak. Ay yok artık. Ne yapıyor Rızat Hanım? Niye yadırgadınız? Bakıyorum saraylı rolüne çabuk alışmışsınız. Hüsrev Bey evin uşağı olacak. Nasıl? Uşağı mı dediniz? Uşak mı dediniz? Affedersiniz ama bana evin reisi olacağım söylenmişti. Planda küçük bir değişiklik oldu Hüsrev Bey. İngiliz komutanın kadın düşkünü olduğu anlaşılınca... ...evin sahibesinin bir hanımefendi olması gerektiği düşünüldü Ankara tarafından. Bu konu size aktarılmadı, kusura bakmayın. Yani bu iş şimdi eğlenceli olmaya başladı değil mi Uşak? Kapı bende. Evet. Şimdi de ailenin beklenen son ferdi geldi ve ekip tamamlandı. Sizlere Hüma Hanım'ı takdim edeyim. Kendisi tıbbiyelidir ve Berlin'de okumuştur. Buralarda pek kimseyi tanımaz ama o da sizler gibi bir vatansever hemşireniz olarak aramıza katıldı. Geç kaldım, kusura bakmayın. Evin temizlik ve hizmet işleri için birini ayarladım. Kiraz Hanım yarın küçük oğluyla birlikte katılacak aramıza. Tabii onun bu evden ve sizin vazifelerinizden haberi yok. Evin içinde böyle birinin varlığı bizim işimizi zorlaştırmaz mı acaba? Pek sanmıyorum. Kiraz çok saf biri. Pek fark edeceğini sanmam. Sizler iyice eve yerleştikten sonra burada olmasını uygun gördüm. Evet arkadaşlar, 3 aşağı 5 yukarı hepiniz birbirinizi tanıdınız. Şimdi sıra İstanbul'un işgal sosyetesiyle tanışmakta. Bunun için yarın konakta bir tanışma daveti
tertip ettim. Ama bence çok erken, yani önce birbirimize alışsaydık. Maalesef fazla vaktimiz yok. Davetin ilanı yapıldı bile. Ama benim daha haberim yok. Mustafa Kemal'i o trende yakalasaydınız bunlara lüzum kalmayacaktı. Fakat Excellence, ben kontrol ettim o treni. En küçük delik bile aradım. Kes palavrayı binbaşı. Hadi mani olamadınız, saraya girdi. Fakat İstanbul'dan Anadolu'ya intikal etti. Buna nasıl müsaade ettiniz? Anadolu'ya isyan tutmaya gitti dediler efendim bizi. Ha, shut up, shut up. Bıktım senin bu bahanelerinden. Anlatacak başka lafın kalmadıysa get out. Excuse me sir. Size bir parti daveti var efendim. Party? Yes sir. Deli Saraylı Perizat Sultan Hanım'ın konağında. Yarın gece. Deli Saraylı Perizat Sultan. İlk defa duydum. Kim bu? Mısır eski hedefi Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbekten torunu oluyor. Mısır'dan yeni döndüler. Şehrin mühim kişileriyle tanışmak istiyorlar. Fantastik, fantastik. Peki, evli mi bu sultan? Bildiğimiz kadarıyla dul efendim. Saraylı ve dul. Binbaşı, bu sizce hayatım sizi çok eğlendiriyor galiba. Affedersiniz, Excellence. Müsaadenizle. Sultan. Bak şimdi keyfim yerine geldi işte. Canısın. Getir oğlum. Come on. Salak hayvan. Hayattayken de aptal bir köpekti zaten. Daisy. Darling. Misin? Bir dikol çözsek ağzını da şıpırdatma. Ahret Efendi'yle Masar niye yok yemekte? Siz yemek yemiyor musunuz ustamızda? Onlar mutfakta yiyecekler. Şimdi ve bundan sonra hemşire. Görüyorum ki yeni rolünüze henüz alışa bulmuşsunuz. Ya. Madem öyle, bir kere hemşire değil, Perizat Sultan. Madem rol istiyorsunuz, işte size rol. Lütfen cevap vermeyin, haddinizi bilin. Yemekten sonra da benim odamı hazırlayın. Bizzat kendiniz. Ben mi hazırlayacağım? Ben mi hazırlayacağım? Sizin karşınızda koskoca Mısır valisi Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbekten torunu Perizat Sultan duruyor. Bakın oğullarım Ayyar, Emir Zahir, kızlarım Dilruba, Hüma. Anlayabildiniz mi? Ben sizin kızınız değilim. Ortada bir tehdit yokken de rol yapmamıza hiç gerek yok. Müsaadenizle. Ben kendisiyle konuşurum. Sizi rahatsız olmayın lütfen. Şimdiye kadar birisiyle konuşabildiğini görmedik ama hayırlısı. Ayan, Emir Zahir'in yemeğini tabağına geri koy yavrum. Yemeğimi mi çaldın? He? Soğumasın diye aldım ben onu ya. Zaten üzerinize afiyet. Bu aralar ben epey bir besilendim. Hiç dokunmadım. Alabilirsin istersen. Seninle sonra konuşacağız. Çocuklar, kardeşler aralarında güzel güzel geçinecekler değil mi?
Belki yemekten sonra Rüstem Usta bize güzel bir kahve yapar. Ben sade içiyorum. Ben de. De. Aya, matadan aldığın o çatalları yerine koy yavrum. Takım bozuldu değil mi? Ben tahmin etmiştim ki hep bunlarla yeriz diye. Yani bir daha hani getir götür işi olmasın diye aldırmıştım onu ama yanlış oldu herhalde o. Aya, hadi sen kendini odana doğru bir yürüt. Bak bakalım çalınacak kapı var mı? Elimizle mi yiyeceğiz? Hadi Aya. Doymadım ki. Hüma Hanım. Benimle de mi oyun oynuyorsun? Saçmalama baba. Şşt, ne babası kızım ya? Aa. Kimse bilmiyor senin benim kızım olduğunu. Anlarlarsa ikimiz de bu vazifeden alırlar. Sonra ne olur biliyor musun? Beni yeniden cepheye yollarlar. Sen İstanbul'da kimsesiz kalırsın. Baba peki niye beni bu eve getirdin? Ben neden bu oyunu oynamak zorundayım? Çünkü seni her şeyden çok seviyorum. Senin zarar görmene müsaade edemem. Bu sırrımızı kimseyle paylaşmıyoruz. Tamam mı? Sen nasıl istersen Hüsrev Efendi. Vay çapkın vay. Gelir gelmez kızı etkilemiş. Kızın da gözü yükseklerde belli. Ama şimdi daha fazla dikkat çekmeden ben aşağı ineyim. Sen biraz sonra gelirsin. Hı? Tamam. Hüsrev Efendi. Buyurun benim ağabeyim. Sen dünyanın en iyi babası. Şşt! Baba yok. Tamam yok. Ama o kadının seni evlenmesine asla izin vermeyeceğim. Yamuk efendi, akşamın ağın yamakta ne yiyeceği o? La havle. La havle mi? Hiç yemedim ama kurşundan iyidir herhalde. Mihrim, bu kız kalbimi çok zorluyor. Hangi kız? Hepsi canım, hepsi. Bu kız demek benim için hepsi demek. Abiciğim. Hı? Tam zamanında geldiniz. Ben de sevgili yamağımız Rüstem Efendi'ye akşamın an hangi yemeği pişirmesi gerektiğini iletiyordum. Aa, ben hanım göbeğine bayılırım. Dikkat et, vezir barnağına denk gelme de. Le havle. Bak aç mısın Rüstem Usta le havle yapıyor. Le havle. Ben bayılırım. Ratatouille var mı? Var var. At eti de var, eşek eti de var. Benim yemeğe ihtiyacım yok. Benim açlığım Hüma Hanım. Emin misiniz doğru gördüğünüzde Nevriz anne? Eminim kızım, emin olmaz olur muyum? Dokuz kollu ahtapot gibi sarılmıştı kıza. Yalan mı söyleyeceğim? Ne, estağfurullah öyle demedim de ne bileyim. Ne yapsak acaba? Kenara çekip konuşsak mı? Şimdi olmaz Nevriz anne. Şu daveti bir atalım ben kenara çekip konuşacağım o kartlan parayla. Ah Dahil Bey, vatana sahip çıkacağız diye yolladığın adam daha uçkuruna sahip çıkamıyor. Hem de kızı yaşındaki Hümayla. Ya o kıza ne demeli? Güya bir enişçi olacak. Hüseyin Bey sırnaşırken hiç de direnir gibi bir yanı yoktu. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi Levriz anne? Ben onların arasında bir şey olduğunu hissetmiştim. Çünkü adam sürekli böyle yan göz, yan göz onu kontrol ediyordu. Ben zannediyorum ki böyle görevi icabı hepimizi kontrol ediyor. Hadi bakalım daha neler göreceğiz. Bu cephede kese kese azmış zahir. Hüma Hatun fırından yeni çıkmış lezzetli bir yemek gibi adeta. Sanki şemali bozulmamış bir lezzet sofrası. Ve tadına ilk ben bakmak istiyorum. Bir kadının kalbini çalamazsınız abicim. Yeri gelir araklamanız icap eder. Dikkatli olun. Ben onun kalbini çalmak istemiyorum ki. Ona sahip olmak istiyorum. Ayrıca sadece kalbini değil o... Kiraz gibi dudaklarına. Evet evet. Kiraz gibi. Karpuz gibi. Bu kağıt var ya biz anne. Ay adam öldürüyorlar sanki. Koşunuz. Anne.
Ama korkuyorsunuz Hüsrev'i, delirdiniz mi? Doğrayacağım o horozu. Ama bir Hüsrev'e meşak var, keskinli bir kazancık. Ulan ahlaksız, biz seni evin kızlarını baştan çıkar diye mi çağırdık ha? Ne baştan çıkarması ya, altları bir küçük ismet ettim. Ama ben iskele olduğunu gördüm, biliyorum. Sen sus, tilki. Bana bak horoz. Bir daha Hümayi yaptaşlığını görmeyeceğim, tamam mı? Ya siz de karışıyorsunuz. Anası mısınız, babası mısınız? Ya ne alakası var? İlla anası babası mı olmak lazım? Ne bunu? O senin kardeşin. Rolicam. Rolicam, olacak. Vallahi bir daha Hümayi'ne yaklaşırsan önce dilini keserim, ya, sonra da... Ya Hayat abi, aa, bir dakika, Hüsrev'i yapıyorsun. Bırakın bu bıçağı, rica ediyorum. Ay ne oluyor burada, ne oluyor? Yalı kaç günü, yalı çap günü... Benim kız Hümayi'ne kur yapıyordu. Kız Hümayi. Ya ne kur yapması ya? Sadece küçücük bir iltifat ettim. Küçücük bir iltifatmış. Neydi o laf ha? Ben hatırlıyorum. Dedi ki süt gibi bacakların, dedi karpuz gibi onun böyle bir hikayesi vardı. Kes! Ya ne var? Güzel güzel demek sus mu? Bak hala konuşuyor ya. Bir dakika. Seni ne yaparım biliyorum. Bir dakika. Şimdi konuşun. Rıza Hanım ne yapıyorsunuz? Ne oluyorsunuz siz? Bıçak çekince iyi. Sen de kes o sesini. Tamam mı, bir sakinleşelim? Sakinleştik mi, tamam mı? Ya şahsen 2 saatlik tatlı. İkinci kez de seni vururma. Siz beni bayanlara karşı hassasiyetimden ötürü bu vazifeyi almadınız mı? Seni işgal kuvvetlerinin kadınlarına horozluk yapasın diye seçtik. Kendi kümesinin tavuklarını gagalayasın diye değil. Lakabı deli olan benim. Ne oluyor? Deli damarı bastırmayın benim. Dinleyin şimdi beni. Biz bu evde vazifemizi yerine getirebilmek için aile gibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama hakikatte... Hakikatte kan bağımız olmayabilir ama kan bağımız varmış gibi davranacağız. Yoksa dışarıya taşı açık veririz. Aldın mı cevabını horoz efendi? Tamam ama söylediklerim yalnız emir zahire değil. Hepinize... Bu evde bu kızlar sizin dünya ahiret bacınızdır, kardeşinizdir, kızınızdır. Anlaşıldı mı Emir Zahir? Dünya ahiret mi? Evet. Sadece ahirette olsun. Tamam. Sözüm aynı zamanda size de Hüsrev'de. Ya bana ne söylüyorsun? Benimle ne alakası var? Ben ikazımı yapayım da ne olur ne olmaz. Hadi dağılalım artık. Herkes işinin başına. Hadi. Benim Hasköy'e gitmem lazım zaten. Ev size emanet. Perizat Hanım. Yamak. Topla şuraları sen de. Hadi bakalım. Allah Allah. Ağzınıza sağlık Perizat kızım. Yemeğini yemiyorsun ama. Neyin var darling? Hasta mısın? Come in. Excellence, Cezir Paşa geldi. Çok mühim bir haber getirdim diyor. Oh, Cezir Paşa, hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Vali. Buyurun, oturun. Whiskey. Size eşlik ederim Sayın Valim. Müsaadenizle. Binbaşı. Cezar Paşa yabancı mı? Altındakini çıkar. Eksik olmayın. Nasıl laf öyle paşam? Sizin bize ettiğiniz o kadar yardımdan sonra... Değil mi Daisy? Bakın Daisy de yes dedi. Demek bize mühim haberciler getirdi. Evet Sayın Valim. Anadolu'daki direniş hareketine gönderilmek üzere Hasköy taraflarında silah imal eden bir atölyenin varlığını haber aldım. Fantastik. Henüz yerini tam olarak bilmiyoruz ama kısa sürede tespit ettiririz. Demek ki Mustafa Kemal'i İstanbul'da da destekçileri var. Maalesef. Badem canımı çok sıkıyor Cezar. Sayın Valim, siz endişe etmeyin. Daha geçen hafta Mustafa Kemal taraftarı 4 subayı sessiz sedasız infaz ettirdim. Bravo, fantastik. O zaman dostluğa içelim. Dostluğa.
Daisy, sen de içer misin? Ama sen ölüsün değil mi? Cheers. Selamünaleyküm. Dur, kimsin sen? Parola. Benim evladım. Üstelik yormayın. Tahir albayım içeride mi? İçeride efendim, buyurun. Göz göz arpacık. Bu arpacığın yeri yanlış. Bir iki milim daha sağa kaydırmak gerekiyor. Hemen düzeltelim efendim. Tahir Bey. Oh, hoş geldiniz İsmet Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Deli Saraylı konağa? Alışabildiniz mi vazifelerinize? Vazifelerimize alıştık efendim. Birbirimize alışmak biraz zaman alacak gibi görünüyor. Alışırsınız efendim. Alışırsınız. Unutmayın ki bu bir vazife. Gerçi ordudaki diğer vazifelerle karşılaştıracak olursanız bu oldukça zor bir vazife. Kesinlikle ama... haklısınız efendim. Çok zor. Yani Perizat Hanım gibi Deli Saraylı lakabını sonuna kadar hak eden biriyle çalışmak gerçekten çok zor. Bir asker vazifelerinden şikayet etmemeli değil mi? Evet. Herkes işini yapacak. Bu işte adam kayırmak yok. Hele gönül eğlendirmeye vakit hiç yok. Evet. Haklısınız efendim. Ha. Bu arada bunlar Darülbedai'den geldi. Elbise. Bunları ev halkına dağıtmak gerekiyor. Çok özel dikilmiş kostümler. Başüstüne. Demek aynı odaya düştük ha. Pek sevinmedin galiba. Yok. Oda arkadaşına alışkınım aslında okuldan ama kendime ait bir odam olmasını tercih ederdim tabii. Manzara güzelmiş. Yatak da rahatmış, bir yatak benim olsun. Olabilir. Benim için bir sakıncası yok. Ha yalnız ışık açıkken asla uyuyamam. Makul bir saatte ışıklar sönerse çok sevinirim. Vallahi kusura bakma. Ben de geceleri kitap okumadan uyuyamam. Sen de kitabını benim yatma saatimden önce okursun, o zaman olur biter. Umarım parfüm. Merak etme. Kimsenin eşyasını izinsiz kullanmak uygun değildir. Hem zaten parfüm zevkim hiç bana göre değil. Sen dudak okumanın dışında Allah bilir zihin de okuyorsun. Okunacak bir zihin bulursam okurum elbet. Elbise değil, taş doldurmuşlar sanki. Perizat Hanım. Yardım edin, alın. Ama bir hanımefendinin bu şahane yardım ettiği görülmüş müdür? Koyun şöyle. Of. Allah Allah, peki bunlar ne? Ya işte bir takım hesaplar göndermişler. Darülbedai Tiyatro Kumpanyası çalışanları hazırlamış. Siz hanımlar için. Bunlar da benimkiler. Ahraz. Koy şuraya yavrum. Gelin Levizen'le bize neler göndermişler. Kızlar, kızlar bakın size neler yollamışlar. Evet. Pazar yerine çevirdiler birdenbire burayı. Bu kadar öyle bizim için mi? Ben buna bayıldım. Ama ben onu daha önce görmüştüm. Aldım ben bunu. Çok güzel bir şey. Ne oldu Perizat Hanım? Nedir bu kadar komik olan? Ay bu şarkı affedin size çok yakışmıyor. Vazife icabı. Hem vazife başında bir askerle alay etmenin suç olduğunu bilmiyor musunuz? Ay zaten deliydim, bu adam beni iyice zır deli yapacak. Pardon, nesi varmış Hüseyin Bey'in? Bence işini gayet ciddiye alan bir adam. Siz Hüseyin Bey'i niye bu kadar müdafaa ediyorsunuz?
Erkeğin çok ihtiyaç duydukları sana. Merak etmeyin kızlar. Emir Sahir gecenizin kasvetini dağıtmaya geliyor. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Ece'nin geldiğini anladın mı? Besbele çekiyorsun değil mi? Mustafa Bey, korkuttunuz beni. Sana ne arıyorsun burada dedim. Ne arayacağım canım? Odama gidiyorum. Ya odası lan. Kızlar odası orası. Ya. Kızların odası. Aa, tabii ya. Hakikaten de. Nasıl karıştırdım? Ben müsaadenizle. Bana bak bebek. Ben mesleğim ne? Uşak. Canım var oraya çağırma. Ben askerim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu ne demek? Ne demek? Uykusuzluğa alışkınım demek. Ben de. Kesin seni. Şimdi beni iyi dinle. Bak ben bütün gece buradayım. Eğer kızların odasının civarında görülkeni görürse... Gündüz mutfakta yarım bıraktığım işi tamamlarım. Ondan sonra hayatını horoz olarak değil, tavuk olarak idame ettirirsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Gel lan şimdi. Bunu da astık mı? Tamamdır. Oh. Ah. Odan çok güzel oldu kızım. Çok güzel, her şey çok güzel ama ben korkuyorum yani yüzüme gözüme bulaştırmaktan o kadar korkuyorum. Aa, hadi hadi. Yarın çok yorucu bir gün olacak. Bu gece erkenden yatıp dinlenmelisin. Yarın davetlilerin karşısına yorgun çıkmak istemezsin herhalde. Ama siz de bir an önce yatıp uyuyun. Bugün çok yoruldunuz. Yarın da davette yorulacaksınız. Ben saraylara davetlere alışırım kızım. Sen beni düşünme. Hadi Allah rahatlık versin yavrucuğum. Allah rahatlık versin. İşte bundan kelli evimiz burası küçük. İki sene dört sene önce bu sokaktan geçmiştim. Hele her şeyi de tutar o minnecik aklımda yarabbim. Bağırsana uşak. Bana mı seslendin? He. Bana bak. Doğru konuş benimle. Ne oluyor öyle uşak muşak? Aman ya ne diyeceğim? Halbiye hazır mısın? Bu yığın uzunsa borazdan çal kudduk. Benim adım Kiraz. Bu konağın işlerini yapmaya geleyim. Ve hadi beni tez Tehrizat Sultan'ın yanına yetiştir. Ya havle ve la kuvveti. Ah Tahir Bey ah. Düş yardıma o zaman. Tehrizat Hanım. Bu perdenin bağlantısı çürümüş. Ya boşuna uğraşıp duruyoruz ben. Yan evden iki tane çalıp geleyim işte. Ay, tamam hadi laf kalabalığı yapmayın. Tamam uğraş yaparsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ferizat Hanım. Sen eksiktin. Bu kadın sizi görmeye gelmiş. Kadın değil benim adım Kiraz. Tahir diye biri işe aldı beni hanımım. Ferizat Sultan'a hizmet edeceğim dedi. Hoş geldin. Demek Kiraz sensin. Bu da Kiraz'ın çekirdeği herhalde. Küçük Esat. Bence bu uşağı kovanımım. Ağzı cıvık hem de çok ukala. Kendinize gelin lütfen. Sağa ne kuduruk. Evin sahiplerinin işine sen de karışayım. Uşak parçası. La havle ve la kuvvet. Kiraz benim annem Levris Hanım. Ve bunlar da benim çocuklarım. Şimdi sen odana git bir yerleş sonra yavaş yavaş çalışmaya başlarsın. Hadi. Hadi, hadi. Ferizat Hanım tutturdum perdeyi. Bu senin oğlun değil mi? Evet. Ne sana Ferizat Hanım değil? Saray adabında öyledir. Sen öyle her şeye karışma bakayım. Neye karışıp karışmayacağımı sana mı soracağım? Dinsiz uşak bence. Nefis olmuş çok. Demek adım Kiraz. Ne güzel adım var kız senin. Aman var ya Kiraz zamanı doğmuşum. Rahmetli babam adıma Kiraz demiş. Kabak zamanı doğsaydım kabak diyecektim Seral. Allah izni versin. Oğlanın babası da seviyordur herhal ismini. Oğlanın babası rahmetli oldu çoktan. Oh. Ne seyir Rüstem Usta öldü deyim öldü. Allah rahmet eylesin. Oh desin mezarında. O manada da dedim ana. Sol öne. Sol öne. Sağ
Gel çek, yana kavuştur. Şimdi sağ arkaya, solu yana çek. Ay. Yani valla bir günde vals öğrenilmez ki Lebriz Hanım. Ama ben bunun için eğitildim. Anladım da ya, ben ayağımı bulsam olmaz mı? Hayır, olmaz. Bakın, hiç vaktimiz yok. Şimdi erkek sizi selamlayarak dansa davet eder. Siz de davetini kabul ettiğinizi başınızı hafifçe öne eğerek belirtirsiniz. Bir deneyelim bakalım. Peki efendim, bir kere daha deneyelim. Neredeydik böyle? Başımız. Şimdi sağ yana bas yüksel, sol yana bas yüksel. Evet, öne. Şimdi. Ne oluyor burada? Görmüyor musunuz? Korkmayın, korkmayın. Dans bu, dans. Siz buna dans mı diyorsunuz? Daha önce bir kabilede görmüştüm böyle figürler. Sizi niye kabul etmediler o kabileyi? Durun. Ferizat Hanım bir beyefendiyle dans ederse vals daha kolay öğrenir. Gerçek bir eşle vals daha çabuk öğrenilir. Gerçek eş. Ne? Beğenemediniz mi? Hayır, süngüyle üzerime saldırmanızdan korkuyorum. Aman efendim, süngü size ne desin? Şimdi dans pozisyonumuzu alalım. Evet efendim. Siz erkek olarak şöyle tutuyorsunuz. Eliniz çok zarif bir şekilde. Evet, bu el tam kürek kemiğinin ortasına gelecek. Sizinki de onu. Aman baş baş. Çok zarif bir şekilde sola. Evet efendim, şimdi başlayabiliriz. Bir, iki. Ben de mutfaktan bir ışıltı geliyor diyordum. Meğer değil, Ruba buradaymış. Merhaba abicim. Sen de abicim deyip durma etrafta kimse yokken. Bak sonra diline alışacak. Alışsın. Alışmaz, alışmaz. Bu evde iltifatı hak eden tek bir kişi var. Şu anda ışıltısıyla gözlerimi kör etmekle meşgul. Bakıyorum ki akşamki davet için ziyadesiyle hazırsınız. Abicim. Abicim demekte ısrar ediyorsun yani. Peki tabii. Ben de kapının oradan bir ışıltı geliyor diyordum. Meğer Hüma buradaymış. Allah Allah. Sana gözlerinin güneşi gölgede bıraktığını söylemiş miydim? Ben de sana şu anda Hüsrev Bey'in buraya doğru yaklaşmakta olduğunu söylemiş miydim? Ben en iyisi gidip üstümü değiştireyim. Canım kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Suluşa. Sende ne sulu? Yakışıklı diye kendini bir şey sanıyor. Ya. Allah bir boy vermiş, gerisini koy vermiş. Yani. Bir de gözleri güzel işte. O kadar. Evet, o kadar. Yani belki bir de kaşları. Yani bir de dişleri bembeyaz. Başka da bir şey yok. Yok diyorum işte. Kızlar. Görüşürüz. Buluşalım. Hem de ne? Uzun zamandır bir hanımefendinin elini tutmadınız galiba, elimi sıkıyorsunuz. Etrafında eli tutulacak bir hanımefendi göremediğimdendir. Peki gözlerinizi göstermeniz gerekiyor, yaşınız ilerletiyor. Ayağınızın altından ayağımı alabiliyor mu? Hemen ayağımın üzerinde. Kaldırırsanız almış olursunuz. Bu kadar yeter herhalde. Lebriz Hanım, Hüsrev Bey'in başı döndü. Ferizat Hanım kesinlikle hazırlar.
İngiliz subaylarını yıldırmak ve ülkelerine kaçırmak için biridir. Efendim böyleyim ama Sezar diye biri çaldı. Müsaadenizi isteyin. Ben bakarım. Ben bakarım. Ben bakarım. Bu iş benim görevim. Uşakların konuşması doğru olmaz. Buyurun efendim. Sen işinin başına dönebilirsin Masar. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz beyefendi. Efendim o şeref bize ait. Ben hemen yanı başınızdaki konakta oturuyorum. Saray Baş Muhafız Komutanı Cezar Paşa. Benim adım. Müşerref oldum efendim. Ben de Ferizat Sultan. Mısır dedi Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbekten torunuyum. Ben isminizi gayet iyi biliyorum sultanım. Namınız buraya sizden önce ulaştı. Umarım namımız iyi bir şekilde ulaşmıştır. Hiç şüpheniz olmasın. Hatta ben size göz kulak olmaları için emir verdim adamlarıma. Malum etraf Mustafa Kemal'in peşinden giden vatan hainleriyle dolu. Ama hiç merak etmeyin. Ben her gün iki tanesini yakalayıp astırtırıyorum. Ay köpek. Köpekler yani köpekler. Bunları asmak lazım. Sultanım affedersiniz ben sizi beklerken istemeden de olsa nazarı dikkatimi celbetti. Acaba dans ettiğiniz beyefendi eşiniz mi? Yok efendim. Yok. Hüsrü Bey bizim uşağımızdır. Uşağıyla dans eden bir sultana ilk kez rastlıyorum. Hatta uşağına beyefendi diyene de ilk kez rastlıyorum. İşte şeyden dolayı yani Hüsrü Bey çok uzun zamandır bizim yanımızdadır. Kendisi iyi bir dosttur. Bir de yani asırlıkla dans etmekten daha keyifli değil mi? Sultanım siz bu civarda yenisiniz. Acaba akşamki davet için yardım edebileceğim bir şey var mı diye sormaya gelmiştim. Efendim çok naziksiniz. Davetimize katılırsanız bize en büyük yardımı yapmış olursunuz. Seve seve. Ben izninizle hazırlıklarla ilgilenmeliyim. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere sultanım. Arkadaşlar, bu bizim için erken bir imtihan. Yani biraz aceleye gelmiş bir durum. Henüz yeteri kadar görevlerinizi ısınamadığınızı biliyorum. Ama bu işin altından başarıyla kalkacağız Allah'ın izniyle. Kalkarız tabii, değil mi kardeşim? Efendiler, hanımefendiler, şunu unutmayın. Koca bir konak ve gelecek bir sürü davetli var. Memleketimize de sürü şeklinde geldikleri gibi. Efendim, bir şey mi dediniz? Umarım geldikleri gibi de giderler efendim. Bu gece bitkilerle, çiçeklerle alakadar olmayacaksın Ahraz. Misafirlerle ilgileneceksin. Kimseye ekip içmek yok. Anlaşıldı mı? Bu gece böyle. Şimdi dedi. Ben bir şey duymadım. Sen de kızı bekle. Siz de Hüma Hanım. Mütemadiyen içecek servisi yapacaksınız. Sık sık içki ikram edip davetlilerin sarhoş olmalarını sağlayacağız. Raks da edelim ister misiniz? Alkol giren bünye gevşer. Bünye gevşeyince dil çözülür. Konuştukça da işimize yarayan bilgileri elde etmiş oluruz. Öyle değil mi? Peki ya Celaloğlu, biz de böyle arada sırada bir dubla etsek olmaz mı? Tabii. Kaçın. Hayır. Laf almak için başka yöntemler de vardır. Özellikle bayanlardan. İngilizceniz bayağı iyi galiba Zahir Bey. Aslında biraz çalıştırırsanız öğrenebilirim. İsterseniz bu gece başlayabilirim. Efendiler. Kulağınızı dört açacaksınız. Ne duyarsanız kar. Alacağınız en küçük istihbarat yüzlerce Türk'ün hayatını kurtarabilir. Belki de bir parça vatan toprağını. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı generalım. Tamam. Güzel, güzel. Nevriz Hanım. Ferizat Hanım neredeler? Yukarıdalar efendim. Hazırlanmaktalar. Fesubhanallah. Davetliler gelmek üzere. Bu kadın hakikaten deli saraylı.
Hazır mısınız? Hazırız. İkide birden hazır mısınız? Hazır mısınız? Gören de taarruza gidiyoruz zanneder. Altı üstü bir davet. Altı üstü bir davetmiş. Gören de doğuştan saraylı zanneder. Hakkı haliniz var. Sizi de gören doğuştan uşak zanneder. Rıza Hanım istirham eder. Bugüne bugün karşınızda... Hüseyin Bey, Pizzat Hanım lütfen yapmayın. Şimdi münakaşanın sırası değil. Bakın davetliler geliyor. Tamam Lebris Hanım. Ben Allah'ın dışarıyla münakaşa eder miyim Lebris Anne? Rıza Hanım, bakıyorum deli saraylı rolünüzü deli kısmını iyi kıvırmışsınız. Umarım saraylı kısmında çuvallamazsınız. Siz daha benim deli halimi görmediniz. Ama bu gidişle yakında görecek. Efendim. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hürmetler. Perizat Hanım. Müstakbel Zevcem Olga. Memnun oldum. Afiyettesiniz inşallah. Eksik olmayın sağ olun. İşte taşınma telaşı falan ama büyük ölçüde hallettik. Yalnız bu davette bu telaşede herhangi bir eksiğimiz olursa kusura bakmayın. Aman efendim. Asıl siz bizim kusurumuza bakmadınız inşallah. Ben taşınma işlerine yardım etmek için birkaç muhafızımı yollayacaktım ama malum bütün muhafızlar didik didik kuvvacı peşinde. Anlıyorum tabii. Bu kuvvacıların hepsini asmak lazım. Katiyetle. Gerçi biz çoğunu bertaraf ettik bu vatan ve payitaht düşmanı kuvvacıların ama gene de her an tetikte olmak lazım. Evet, evet. Uşak. Yok uşak. Cezar Paşa'ya bir yol gösterin. Emredersiniz Sultan. Buyurun. Evet. Ben misafirlerle. Anladığım kadarıyla bu Cezar Paşa biraz sert bir asker. Aman sormayın. Bir tek üniforma üstündeyken sert. Çıkardı mı yumuşak dirt yedi gibi. Ya. Şu kuvaçın mı dinlerdir? Çapulcular adamın bütün takatını alıyor canım. Anlıyorum. Bu değil de bu gavurların epücü içkiye dayanıklıdır şimdi. Ben bütün gece içki doldurmakta yorulurum onları içmekten yorulmaz. Ne anlıyorlar şu acı şeyden anlamayayım ki. Hele bir de pis olayım. Öyle demeyin Gülas Hanım. Aşk da acıdır ama insanlar peşinden başarı veriyorlar işte. Benim aşkla peşinden işim olmaz. Umdum umdum geri yundum. Hele şu zıpanın karnı doysun yeter. Tam yerine geldiniz o zaman. Ha? Küçük Esrar, gel bakalım. Sana köfte ayırdıydım. Gelmiştim abi. Canım benim. Gel bakalım. Hadi. Kötü değil. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol Rüstem abi. Bir gün babada dersin inşallah. Şunlar tazeler misin? Ne çabuk içiyorlar içkilerini bunlar hanımım. İçki içmiyorlar, adeta sünger gibi emiyorlar. Peki sarhoş oluyorlar mı? Var bir işe yarasa da acık laf alabilseniz ağızlarından. Vallahi bakıyoruz Rüstem Usta. Yani bünyeleri dayanıklı keferelerine öyle kolay kolay çözülmezler. Ben onları çözmesini bilirim çünkü. Dur ne yapıyorsun? Zehirlersen başımız çok büyük belaya girer. Hem ben tıbbiyeliyim yapamam. Yok ya ne zehirlemesin. Amma yaptın hanım. Azıcık fazladan alkol. Daha çabuk sarhoş olabilmeleri için. Helal olsun sana. Yemek dışında içecek işlerinden de çok iyi anlıyorsun. Oo, daha bunlar ne ki hanımım? Hiç unutmam bir gün cephedeyim. Savaşta. Askerin canı cenizli baklava çekti. Baktım kumanyaya. Ne şeker var, ne ceviz var, ne de un var. Baktım etrafta birkaç tane lahmayla keçi boynuzu var. Şöyle tepsiye diziverdim lahmaları. Üstüne de böyle rendeliyiverdim keçi boynuzlarını ceviz gibi. Tepadım cevizi baklava oldu sana. Canlarım bir güzel yediler. Ferizat Hanım, bana biraz Mısır'dan bahsetsenize. Çok merak ediyorum oraları. Mısır mı? Mısır çok güzeldir. Yani işte şöyle.
Tamam canım, onu biliyor. Hani en çok nesi meşhur durmuşsun? Nesi meşhurdur Mısır'ın? Nesi meşhurdur? Adı üstünde. Adı üstünde Mısır'ın Mısır'ı meşhurdur. Çok ünlüdür orada Mısır'ın Mısır'ı. Bir de şey vardır. Bu Nil Nehri. Nil Nehri vardır. O uzun böyle gider. Galiba en çok ben Nil Nehri'nde yüzmeyi öğreneceğim. Nil Nehri'nde yüzmek. Nil Nehri'nde timsahlar varmış diye okumuştum bir kitapta. Var. Timsah var. Ama zararsız. Yani evcilleşmişler zaman içinde. Öyle değil mi Hüsrev? Efendim? Neyse canım, dedikoduya sonra devam ederiz. Hı. Ben Cezar'ın yanına gideyim de yiyeceği içeceği fazla kaçırıp sonra gece bol bol horlamasın. Anlıyorum. Evcil timsahlara tebrik ederim. Asıl ben sizi tebrik ederim. Direnişe destek için saray muhafızları komutanının evinin yanındaki evi bulmaktan dolayı sizi tebrik ederim. Bir tek burası boşmuş, ne yapalım? Öksürün. Öksürün, suçunuzu biliyorsunuz öksürün. Valiye dur geldi. Vali Bey. Vali Bey, hoş geldiniz. Maliyeti. Hanımefendi, hoş geldiniz. Ferizat. Margaret Eddington. How do you do? Yes, I do. Sizi çok duydum. Fakat siz anlatılandan şeysiniz. Nasıl söylemeli? Deli. No, please. Buldum. Zarifsiniz demek istiyorum. Çok naziksiniz. Hanımefendinin yanında beni utandırıyorsunuz. Edward davetlerden pek hoşlanmaz. Fakat tutuldu bu davete gidelim diye. Beni çok mutlu ettiniz, onurlandırdınız beni. Onur? O şeref bana ait hanımefendi. Ay, teşekkür ediyorum. Hüseyin efendi. Sayın valiyle hanımefendiye yol gösterir misin lütfen? Yani biraz anlayışında kıtlık var. Küçükken menajit geçirdi herhalde. Buyurun. 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 Sağ ol evladım. Said Molla'nın yazısını okudunuz mu? İngiltere ve bizi diyorsun değil mi? Evet, o yazıyı okuduktan sonra İngilizlere olan hayranlığım bir kat daha arttı. Said Molla'nın İngiliz yanlısı olduğunun ispatı diyorlar bu yazı için. Yok canım, İngiliz hayranı olmakla yanlısı olmanın ne alakası var? Hayranlığını dile getirmiş adam. Buyurun buyurun. Biz de İngilizlere olan hayranlığımızı dile getiriyoruz. Bize hayran olmayan kaldı mı? Bilmiyorum. Her şey kontrolümüz altında. Halk müttefiklerimizin varlığına artık alışmaya başladı Sayın Valim. İstanbul'da belki öyle. Fakat Anadolu'dan gelen haberler bizi tedirgin ediyor. Bu Mustafa Kemal tertipladığı kongreler. Mustafa Kemal kontrol dışına çıkmış asi bir subay, o kadar. Merak etmeyin Sayın Valim. Halk onun peşine düşmez. İnşallah. I hope so. Ankara'da bir parlament kuruyor diye işittik. Ankara'da bak. Kusura bakmayın Sayın Valim ama Bozkır'ın ortasındaki o küçücük kasabada değil meclis, sirk bile kurulamaz.
Bir içki almaz mıydınız? Hayır, teşekkürler. Oh, I'm sorry. Teklif sizden geliyorsa ben alabilirim bir bardak şarap. Bu papaz karısı. Ben de Barnes. William Barnes. Üzümün ismini öğrendik fakat sizin isminizi öğrenemedik. Pardon. Adım Hima. Bu evin kızıyım. Anneme yardım ediyorum. Of course. Böyle güzel bir konak. Böyle güzel bir hanımefendi. Tahmin etmeliydim. Thank you. Ama müsaade ederseniz diğer konuklarla da ilgilenmek isterim. O nasıl bir kelime? Müsaade sizindir. Biz İngiliz'e sadece yardım için varız. Siz esir değilsiniz. Küçük. Bunun için canım. Bu evde mühim bir vazifen var. İçeride yalnız başına resme bakan kız. Valinin kızı. Biraz huysuzdur. Dikkatli ol. Kimseyle konuşmaz. Hem bizim kümesinden de uzak durmuş oluruz. Hadi marş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Nasılsın abi Yüji? İyiyim Ayar. Bana şu valinin kızına muavin olma görevi verildi. Şu mu? Senin de işin iş ha abiciğim. Keşke şu Cezar Paşa'nın Olga'sına yakın olacak bir vazife de bana verilse. Keşke binsek. Madem canı sıkılıyor o zaman ilk görevi ben veriyorum. Şu valinin kızının yüzüğünü kap getir bana. Hırsız parçası. Emredersiniz jigolo parçası. Nasıl ama? Nasıl? Ben onu diyorum nasıl? Ben yaptım. Bu tablomun adı Mısır'da yalnız. Bizde doğuştan gelen bir yetenek bu. Aileden gelen ırsi bir şey. Mısır'da ne yapalım? Deve mi kovalayacağız biz de? Verdik kendimizi resime işte. Piramitlerin yapımında falan da çalıştım ben uzunca bir süre. Bu arada kendimi tanıştırmama izin verin. My name is Aya. What's your name? Lady Betty. Lady Betty. Nice to meet you. Bu arada ben çıplak bayan resimleri yapıyorum. Arzu ederseniz sizin de çıplak resimlerinizi yapabilirim. Ama sanatta zorlama olmaz. Nice to meet you. Vazife tamamdır Emir Eri. Sağ ol Arsene Lupin. Rica ederim. Yüzük sizin galiba. Bunu arıyordum ben de. Teşekkür ederim. Hangi parmağınıza takmamı isterdiniz? Bu bir teklif mi? Fakat bunun için başka yüzük lazım size. Değil mi? Size Mısır'dan getirdiğim zümrütlerden birini armağan etmek isterdim. Ama sizin gibi ışıldayan bir hanımefendiye daha parlak bir mücevher bulmak ne bu dünyada ne de kainatta mümkün müdür acaba? Kim bilir daha kaç kişiye söylediniz bunu siz? Mısırlılar iltifattan anlamıyor hanımefendi. O yüzden bu sözleri duyan ilk kişi sizsiniz. Burada adım Emir Zahir. Perizat Hanım'ın büyük oğlu. Ben de Betty. Vali Edward Wilson'ın kızıyım. İlk hanımından. Umarım davetimiz hoşunuza gitmiştir. Ben bu davetleri pek sevmem aslında. Aslında ben de öyle. Ama davet sahibi olarak katlanmak zorundayız. Tek bir kadeh şarap içmeme rağmen bakışlarınız beni sarhoş etti sanırım. Biraz hava almak iyi gelecektir. Bana eşlik eder miydiniz? Neden olmasın?
Memleket işgal altında. Bunlar da İngilizler beş çayına gelmiş gibi hayatlarından memnunlar. Merak etme kızım. İşgal bitince işbirlikçiler de layığını bulur nasıl olsa. Oo, Behzat Hanım. Ya Behzat Hanım yok. Anne diyeceksin, unutursan kaç kere söyledim. Pekala. Anne, bakıyorum da İngiliz vali gözünü senden ayıramıyor. Ne münasebet ayol? Vallahi ne zaman baksam seni süzüyordu benden söylemesi. Değil mi anneanne? Açıkçası benim de gözümden kaçmadı. Neymiş o gözünüzden kaçmaya? Ne olacak? İngiliz vali anneme obayı yaktı. Deli ruba. Maşallah. Deli satalım. Lakin hatırlatırım. Bu daveti siz gönül eğlendirin diye vermiyoruz. Saçmalamayın lütfen. Siz boşları toplamaya devam edin. Boşları toplamaya kendinizden başlayabilirsiniz. Ay işine bak. Sanki ben valiye kur yapıyorum da adam da bana bakıyor. Yani bakacak bir şey var ki bakıyor. Hem sana ne, sen ne karışıyorsun? Gören de benim uşağım değil de kocam sanır. Şer cephesi bir araya gelmeye başladı. Dilruba, belli etmeden git. Bakalım belki işimize yarayacak bir şeyler öğrenebilirsin. Peki. Mühim bir şey konuşuyorlar sanırım. Ben yanlarına gidince İngilizce konuşmaya başladılar. You located the depot to assistance group in Haskoy. Yes, sir. Sir, if it's okay for you, I offer to raid the depot tonight. Okay, but we must hurry because Lutton delivered the bad news to Anatolia. Don't worry, sir. Yes, tell me your first part. I already did, sir. Great. Konuştuklarımızı duydu mu acaba? Ne anlarız? Miss, Mouse Party, isn't it? Of, buyurun. Sayın Valimiz, ne kadar güzel bir parti değil mi diye sordum. Beğenmenize çok sevindim. Kusura bakmayın, İngilizceden hiç anlamıyorum da. Annem işte. Herkes İngilizce biliyor. Sen Fransızca öğren diye beni Fransız okuluna gönderdi zamanında. Muhim değil. Fakat İngilizce de öğrenmek fena olmaz. Siz bundan böyle İngilizlerle daha samimi, değil mi Cezor Paşa? Miss? Sınav yapsınlar, görelim bakalım hangi miktar İngilizce biliyor. Ay bu Hüseyin Bey, yani bizim uşak çok sakar. Efendim şükürler olsun ki Avrupa'nın medeniyeti, kültürü tek bir birden memleketimize geldi. Evet, çok güzel oldu dediğiniz gibi. Gerçi şimdilik Avrupa'nın silahlı askeri geldi. Ama arkasından da medeniyeti gelir herhalde. Efendim öyle demeyin ama. Mesela İngiliz subaylarına bakın. Kadeh tutuşları bile farklı. Bir kere ellerine ne kadar güzel yakışıyor değil mi? Ya ama bizim de iyi yaptığımız şeyler var tabii. Bakın yalakalığı gibi. Aha yani almak ve çomağı hazırlamakla ilgili. Affedersiniz ben anlamadım efendim. Ama fakat izninizle size bir şey sormak istiyorum. Buyurun sorun. Size Deli Saraylı diyorlar. Acaba siz hangi sebep ile Deli Saraylı? Ben bunu merak ediyorum efendim. Deli Saraylı olmamızın sebebi, şimdi ben Mısır valisi Şeytan İbrahim Paşa'nın torunuyum. Tabii işte o saray senin, bu saray benim gezmekten dolayı. Anlıyorum. Şeytan İbrahim Paşa. Ne kadar enteresan. Evet, çok enteresan. Çünkü bu benim Şeytan İbrahim Paşa, yani dedem gerçekten deliydi. O kadar enteresan bir adam. İşte biliyor musunuz? Mısır piramitlerinden bir tanesini kendisine çalışma makamı yapıyor.
Efendim, izninizle. Annemle bir şey konuşmam lazım. Elbette, elbette. Buyurun, konuşun. Tamam, git konuş annenle. Annemle diyorum. Ben de annenle git konuşurum çocuğum. Anneciğim. Anneciğim. Benim kızım öyle güzel anneciğim de. Müsaadenizle biz kızımla gidiyoruz. Gel. Gel. Asköy'e baskın yapılacakmış. Asköy'e baskın. Asköy'de ne vardı kız? Silah. Asköy'de silah mühimmat üretilip Anadolu'ya gönderildiğini tespit etmişler. Bu gece basacaklarmış. Basın. Asköy'e bakın. Zaten. Sakın olalım. Dev saraylı gel. Gel gel gel. Gel. Efendim. Hüsrev Efendi. Hüsrev Efendi. Allah'ın kaderde Hüsrev Efendi olmakla varmış. Ay ne huysuz adamsınız. Hüsrev Efendi diyorum, kızıyorsunuz. Uşak diyorum, kızıyorsunuz. Bırakın şimdi bunları. Haske'ye baskı yapılacakmış. Ne? Haske? İngiliz garnizonundan duymayanlar oldu. İsterseniz birazdan bağırın. Aman Allah'ım, hemen bir şeyler yapmalıyız. Haske'ye haber vermeliyiz. Baskı olacak. Ya önce arabacı masarı bulalım. Hadi oğlum. Hadi çabuk. Hadi çocuğum. Hadi. Lazım. Lazım. Ben Tahir General'ımı görmem lazım. Önemlidir. General. Tahir General. Ya. Ne oldu Basar? Hüsrev General'ım haber gönderdi. Hemen atölyeyi boşaltsınlar dedi. İngilizler yerimizi görmüş. Bu akşam baskın yapacaklarmış. Sinan. İbrahim. Hemen silahları sandıklara doldurun. Burayı boşaltıyoruz. General'ım ben hemen arabaya kel çekeyim. Siz ikiniz o taraf, sizler burada kalın. Siz ikiniz bu taraf, sizler de arkada kalın. Her şeyi yüklediniz mi? Eksik bir şey kalmasın. Bir iki parça bir şey kaldı. Teslim olun. Yakalandınız. Kaçış yok. Kaç, hemen kaç. Ama generalım. Şimdi dedim size bir adam. Benim bak benden daha mühim. Anadolu'nun sobaya değil, silaha ihtiyacı var. Hadi. Hadi. Neden sen mi mesul? Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Ne iş yaptığımızı görmüyor musun?
Mermer kesiyoruz işte. Haber getirdi. Size teslim olmayacağız alçaklar. Teslim ol yoksa ölürsün. Olaysa gel kendin teslim ol. İngiliz tazısı. O köpeği canlı istiyorum. Sakın öldürmeyin. Seni Cezi Paşa'ya vereceğim Türko. O öğrenecek mutlaka nele dönüyor burada. Çünkü ben merhametli insan. Çok üzülüyorum. Çok. Ah. Kolumu bir kıpırdat etkisi. Götürün bunu. Kadehimi bu gecenin en güzel kadınına kaldırıyorum. Mübalağa ediyorsunuz. Abicim, beni bu güzel Leyli ile tanıştırmayacak mısın? Bu yanımda görmüş olduğun güzel bayan Lady Betty. Bu da sevgili kız kardeşim Hüma. Çok memnun oldum. Kıskandın mı yoksa? Aa, neyini kıskanacağım ben seni? Bilmem. Öyle aramıza girince. Tam da kızın ağzından laf almak üzereydim ki. Sen girdin aramıza. Seni kurtarmak için aramıza girdim. Öyle bir kızın içine düştüm ki valinin bile gözümden kaçmadı. İki de bir size bakıyor. Benim çekim gücümden korkmuştur. Hangi baba olsa aynı şeyi yapar. İçki alır mıydınız? Gördüğünüz gibi dans ediyoruz Hüsrev Efendi. Dansın sırası değil şimdi. Herkes göre başla. Tamam. Sen de annenin yanına git biraz. Fazla içmeye başladım. Anne olmaya çalış. Tamam. Seninle dans etmek güzeldi. Sevgili kardeşim. Şerefinize Vali Bey. Sizin de şerefinize Perizat Sultan. Anneciğim, daha fazla içmeseniz. Anneciğim, benim kızım. İki kadehçik. Bir gün bana geldiğinizde ben size kuvacıların sakladıkları şaraplardan ikram edeyim. Bayılacaksınız. Aynen adamsınız vallahi. El saklıyorlarsa nasıl içeceğim? İçmesek de olur canım. Zaten sarhoşluğu içmesine değil, kuvacıları yakalamakta. Çok fazla içki iyi değildir. Sonra insan aklını kaybeder. Ya böyle yapıyorum sözüm size değil tabii. Emrettiniz içkiniz efendim. Ben içkimi emrettim. Ben içiyorum, siz sarhoş oluyorsunuz Süleyman Bey. Perizat Sultan ne çok aşırı sarhoş oldu. Uşağını bey zannediyor. Siz de kendi uşağınızı bey zannediyorsunuz. Evet. Cızar Paşa'ya. Al Cızar Paşa'ya. Özel içkiniz efendim. Özel.
özel içki. Efendim, kadehimi sizler için kaldırıyorum, değil mi? Evet zaten. Beladan. İçerbet gibi bu. Sayın Valim, biraz hızlı içmiyor musunuz? Aman Cezarpaşa, ne diyorsunuz? Koskoca bir şehri idare eden adam kendini mi idare edemeyecek? Estağfurullah, ben o manada söylemek istememiştim. Ne güzel söylediniz biraz. Sizi çok sevdim. Daha sık görmek için ısrar ediyorum. Ha, ben de o zaman bu kadeyi alıyorum. Benim daha çok ihtiyacım var. Allah'tan bildiğim tek İngilizce kelimeyi kullandın. Stop. Şşş. Tamam birader. Ben de stop yapaydım zaten. Ne var bu arabada? Ben varım. İki de at var. Biraz da biz var. İsteyim misin? Onları görüyoruz. Arabanın içinde ne var? Onu soruyoruz. Ha ya, aman biraz sorun. Ne olacak ki? Bu konağa yeni taşınan Perizal Sultan'ın mutfak edevatları. Öteberi işte. Öteberi? Tabak, çanak, cüğüm, tencere. İnanmıyorum sana. Aa, ayıp edersin ama. Arayacağız arabayı. Olmaz. Güzel. Anneciğim, biraz mutfağa gelebilir misin? Ay ben şimdi niye mutfağa gidiyorum? Ben aşçı mıyım kızım, mutfağa gidiyorum? Anneciğim, mühim bir şey var bu şeyle ilgili. Mutfağa bir gelseniz. Mühim bir şey varmış. Şeyle ilgili. Ne olabilir bilmiyorum, ben gidiyorum. Efendim kusura bakmayın, aşçımız ikramla ilgili bir soru soruyor da. Tamam, müsaadenizle. Maledi. Sen kaç kadeh içtin Allah aşkına? Ya iki kadeh içtim de son bir yudum elle o çarptı beni. Belli son yudum. Peki problem ne, onu söyle bana. Vallahi ben de bayılmıyorum bu şerefsizlere hizmet etmeye ama içimizden birinin verilen rolü iyi oynaması gerekiyor. Ne yani, ben verilen rolü yapamıyor muyum? Aman efendim, günahınızı almayayım. Sarhoş rolünü çok iyi yapıyorsunuz bu aşkına. Çok rica ediyorum, benimle uğraşmayın, siz kendi içinize bakın lütfen. Perizal Sultan. Efendim Mazhar, ne var? Bu muhafız porselenlerinizi içeri almamıza izin vermiyor. Ne porseleni? Porselenler işte. Ay ne porselen diyorum, porselenler işte diyor. Ah! Porselenler sultanım. Mısır'dan beklediğimiz porselenler vardı ya, hani ondan bahsediyor. Birkaç gün erken gelmiş. Ah o porselenler, porselenler. Ben ne bileyim, bir hafta sonra bekliyorduk, erken gelince şaşırdım. Tabii şimdi onlar dışarıda mı? Evet sultanım, ama tutturdu bu muhafızları, içine açıp kontrol edeceğiz diye. Ne münasebet? Kusura bakma efendim ama adımızı biliriz. Sen bir dakika, sen bir bana baksana. Sen kiminle konuştuğunun farkına var önce. Senin karşında Mısır valisi Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbekten torunu anlı şanlı Perize Sultan duruyor. O porselenlerden bir tanesine bir şey olursa sen 7 sülalenin satını ödeyemezsin, onu biliyor musun sen? Açıp da bakacaklarmış, neye bakıyorsunuz? Onlar kırılırsa porselenler... Gel bakayım evde, komutanına gidiyoruz. Gel. Her şey bir yana çıkacak. Sayın Vali, bir dakikanızı istirham edebilir miyim? Hanımlar, bana şeyinizi verebilir misiniz? Müsaadenizi. Beni terk etmeyin. Siz olmayınca içkinin lezzetini alamıyor insan. Ay çok teşekkür ederim, ben almayayım. Mısır'dan porselenlerim geldi benim, onları karşılamam lazım. Oh ne güzel. Yeni porselenlerinizle ilk yemeği bana vermenizi rica ediyorum. Neden olmasın? Ama tabii porselenleri konağa sokabilirsin. Ne demek sokmak? Neden sokamıyorlar? Sokarız. Yani sizin askerleriniz izin vermiyor sandıkların konağa girmesine. Porselen taşımak suç mu oldu? Sizin emirleriniz. Hangi münasebet? Ne münasebet? Çok özür dilerim. Hemen alakadar olacağım. Kusura bakmayın. Gel. Sağ ol evladım.
Vasali! Ne oluyor burada? Bu ne rezalet? Efendim? Şer asker. İşinizi usulca halledemediniz. Beni Perizat Hanım'a rezil ettiniz. Affedersiniz kumandanım. Fakat sandık kontrol etmeyecek mi biz? Edeceğiz elbette. Edecek miyiz? Efendim sizin için bir problem var mı? Onlar çok nadide porselenler. Onlara bir şey olursa benim kalbim kırılır. Kırılmaz. Emin olun efendim. Fakat usulünde olsa bakmayı icap eder. Askerin önünde otorite zaafı uğrasın istemiyorum. Gel. Aç bakalım şu sandığı. Harika bir parça. Memnunsunuz inşallah. Hadi şimdi taşıyın bakalım içeri. Hayır, zahmet etmeyin, biz taşırız. Efendim, bu huzursuzluğa onlar sebep oldu. Sandıkları da eşekler gibi taşıyacaklar. Emri var. Efendim biz eğlencemizi bölmeyelim. Ay, zahmet olmasın. Rica ederim, ne zahmeti efendim. Buyurun. Malaydı. Bekliyorum. Anadolu'ya göndereceğimiz silahları İngiltere taşıtacağımızı rüyamda görsem bile anlamadım.